Uzun zamandır bak sosyalleşiyoruz, böyle ortamlara çıkıyoruz. Yok, bakmam lazım. Hadi başlayalım. Tabii canım. Evet, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Merakla bekleniyordum. Pandemiden dolayı bir maalesef ertelendi. Duygularınızı alalım. Açıkçası biz pandemi tam patladığında, yani Mart ayında olaylar olduğunda biz bu filme Temmuz'da başladık. İki ay Adana sıcağında, Temmuz ve Ağustos Adana sıcağında çekim yaptık. Zor koşullar altında çekim yaptık ve iki senedir gerçekten çok merakla beklediğim bir film. Çünkü ilk defa kendi sesimle şarkı söyleyip bir sanatçıyı canlandırıyorum. Ve üstüne gerçekten çok çalıştım. O yüzden heyecanlıyım. Bu diğer... Sesinizi beğendiniz mi? Dinletmediler. Daha gerçekten bilmiyorum, dinlediler. Filmi izlemediniz mi? Siz izlediniz değil mi? Siz izlediniz mi? İzlediniz mi? Bugün kısmet olmuş. Yok yani, gerçekten benim için de bir sürpriz olacak şu an. Bilmiyorum, iyi mi yaptım, kötü mü yaptım, inat edip ben söyleyeceğim, dublaj istemiyorum dedim ama inşallah kulaklarınızı tırmalamam çok yani. Karakterinizi nasıl buldunuz? Oradaki siz nasıl değerlendiniz? Şöyle, Hatice cıvıl cıvıl. Benim gibi. Çok heyecanlı ve hayalleri peşinden koşan bir kız. O dönem 70'ler döneminde biraz daha nasıl diyeyim, biraz daha sanatçı olmak için, şarkıcı olmak için gazinolardan geçilmesi gerektiği için o kirli dünyada bir şekilde daha temiz ilerleyip sadece hedefi plak çıkarmak olduğu için o yollardan geçip başarıyor bir şekilde. Yani hiç vazgeçmeyen, annesini babasını kaybetmiş abisinin kanatları altında bir şekilde ayakta durmayı başarabilen güçlü bir dönemin kadını. Peki oyuncuların şarkı okumaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz tam olarak sesinizi duymadığınız için bilmiyorsunuz ama birçok oyuncu da var aynı şekilde. Yani bir o ses deneyimim olmuştu. O da inanılmaz heyecanlıydı. Ya ben bunda açıkçası... yani şansım vardı tabii ki de, dublaj olarak bunu kurtarabilirdik. Yani kendi sesime yakın biri de bunu seslendirebilirdi. Fakat ben oyuncunun sesi iyi veya kötü olsun, o duyguyu sadece onun verebileceğine inanıyorum. Açıkçası Bülbül gibi bir sesim, mükemmel bir sesim yok, bunun farkındayım. Ama benden daha iyi de, benim canlandırdığım karakter içinde daha iyi bunun duygusunu ve oyununu verebilecek bir dublaj sesi de tanımıyorum. O yüzden kendim yapmak istedim. Bu anlamda eleştiri gelse o eleştirilere açık mısınız? Açığım tabii ki, çünkü benim zaten böyle bir iddiam yok. Ben açık açık diyorum, yani sesim nasıl çıkacak bilmiyorum ama şundan eminim. O oyunu en iyi ben verebilirdim o yüzden. Böyle bir yola girdik, bakalım ne olacak. Peki çekimlerde sizi çok zorlayan sahneler oldu mu, yoksa sadece bu sıcaktan dolayı mı çok bunaldınız? Yani üstüne konuşup düşündüğümüz, tabii ki de çalıştığımız, olmadı tekrar olmadı tekrar yaptığımız sahneler oldu. Ama zorlayıcı bir tarafı olmadı çok şükür. Sahneler, özellikle o işte şarkı bölümünde sahneler biraz zordu. Çünkü bir gazino sanatçısını, ya şimdi o dönemi de çok tanımadığım, bilmediğim için, deneyimlemediğim için de o hareketleri oturtmak, o ne bileyim, o yani farklı bir şey çıkarmış olduk ama zorlanmadık. O anlamda bir sanatçıdan yardım aldınız mı? Herhangi bir sanatçıdan şöyle mi olur, böyle mi okusam şöyle mi diye. Var mı bilindik bir sanatçı? Bilindik bir sanatçı, yani hani bildiğimiz bir sanatçı fakat çok çok değerli bir hocamız. 3 ay, 4 ay öncesinden şan eğitimleri aldım. Birkaç farklı öğretmenden, hocadan. Hem müzik hem işte ses üzerine şan eğitimi. Yani bir şekilde altından kalkabildim düşünüyorum. Bilmiyorum, şu anda da çok şey yapıyorum ama inşallah kötü çıkmamıştır yani. Peki. Şesi bol olsun diyoruz. Teşekkürler inşallah. Teşekkürler. Bir detay alalım.